Başla direkt. Bir dakika, tamam. Neyse, buraya başlayalım. Rahman'ın ve Rahim'in anlamına hangi konuyu isteyelim sizce? Ben aslında bugünkü İslam toplumlarının doğru anladığını sandıkları yanlışlar üzerinde durmak istiyorum. Onları işleyelim mi? Onları işleyelim. Tabi hepsini işlememiz mümkün değil ama. Bugüne kadar İslam toplumlarında insanlar bir tek Adem'den, bir tek Havva'dan yaratıldığı söylenir. Oysa Allah, eğer bir tek Adem'den, bir tek Havva'dan yaratılmış olduysa, kardeş evliliğiyle insanlar çoğalırdı. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ın birçok ayetlerinde kardeş evliliğini yasaklar. Her peygamberin kendisinden önceki gelen peygamberleri tasdik etmesi ve doğrulaması, peygamberler arasında helal ve haram farklılığı olmadığını gösterir. Yani bugün kardeş evliliği son Nebi ve Resul'de haramsa, Adem peygamber zamanında da haram. Musa peygamber, İsa peygamber zamanında da haram. O zaman helalse, şimdi de helal olması gerekirdi. Allah bir Adem, bir Havva yaratacağına birçok Adem, birçok Adem yaratamaz mıydı? Yaratmadı. Bak, Nuh suresinin 17. ayetinde Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi der. Evet. Yani insanların ilk yaratılışı birçok Adem ve birçok Havva'dan. Ben ilk buradan anladıklarımı makale halinde şöyle yazmıştım. İnsanların ilk çoğalması Adem ve Havva'dan değildir dedim. Diyanet'te insanların ilk çoğalması Adem ve Havva'dan diye bir makale yapmış. Bu iki makaleyi bir araya getirmişler. Elif, Lam, Ra sitesinde bakanları görebilir şu anda. O kadar izleyici, o kadar yorum yapan insanlar çıkmış ki binlerce. Şimdi bakıyorlar ki ilim adamları devreye giriyor. Bundan 3000-5000 önceki fosillere, kalıntılara baktıkları zaman insanların DNA'ları incelendiğinde bir Adem ve bir Havva'dan olmadığını kesinlikle ortaya koyuyorlar. Zaten hocam ben de öyle düşünüyordum yani. Ben mesela kendim hocam ben Hazreti Adem'den, Hazreti Adam'dan değil dediğin gibi Ademlerden, Havva'lardan diye. Yani o kadar yanlış. Ya Allah bir Adem, bir Havva yaratacağını, 10 Adem, Havva, 10 Adem, 10 Havva yaratamaz mı? Yani bunda bir şeylik var. Yani neymiş efendim? O zaman bir zaruret varmış. Nuh döneminde bu kalkmış. Artık kardeş evliliği haramlaştırmış. Daha önce helalmiş. Aç bütün müfessirlere bak aynı şeyi söyledi. Aslında şu anlayış Tevrat'tan gelen bir anlayış. Tevrat'ta şöyle der. İlk önce Adem yaratıldı. Onun sağ kaburga kemiğinden Havva'yı yarattık. İkisini evlendirdik. Bir batından doğan çocuklar birbiriyle evlenemez ama bir önceki ve bir sonraki batından kız ve erkekler birbiriyle evlenebilir diye bir söz ortaya atmışlar. Onun üzerine bina edilmiş bugünkü insanların ilk anası babası Adem ve Havva'dır diye söylenmiş. Hadis bile var ya. Hadis. O kadar çok. İşte bunlar hep uydurma. Kur'an kendi bütünlüğü içinde kendini anlatıyor. Sizi yiyor.
Burada kafanıza takılan bir şey var mı? Yok, burada sen gir hocam. Yani insanlar bir tek Adem, bir tek Havadan değil, birçok Adem'den, evet. Birçok Havadan değil. Zaten konuşuyor. Bravo, onlar için bunu. Allah'ın insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa göndermiş olduğu dinin adı İslam, evet. Teslim olanların adı da Müslüman. Bunlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde. Sanki sanıyorlar ki Allah her peygambere ayrı ayrı şeriatlar vermiş. Bu vermiş olduğu şeriatlar bir Musa'daki şeriatla, İsa'daki şeriat, İsa'daki şeriatla Muhammed'deki şeriat farklı farklı anlayışı koymuşlar. Oysa Allah birine helal kıldığını diğerini de helal, birine haram kıldığını diğerini de haram kılmıştır. Bu hocam bir şey söyleyeyim. Onu şeyle ilgili orada bir ayet var. Diyor ki Yahudilere önceki hayvanların işte yağlarını bir de şeylerini haram kılmıştık diye sanki bir ayet. Enam suresi. Enam kaçtı hocam? 146. Kaç onu isteyen istesen. Enam 146. Bunu bir bakalım hocam. Bizim varlıkta hayvan. Burada size katılmayacağımı söyleyeceğim. Yahudi, evet. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldı. Yani şimdi devam et, ayeti bitirelim ondan sonra. Sığır ve koyunların ise sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söylediniz. Şimdi 16. surenin 118'ini bir açalım bana. 16. surenin 118'i. İsa da diyor, Yahudiler kendilerine haram kıldıklarına helal kıldı. 118. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediler. Demek ki az önceki söylediğim doğru değil mi? Yahudiler Allah'ın dinine sahip olan insanlar değil. Yahudilik bir Allah'ın gönderdiği din değil. Bunu önce bir bilmek lazım. Zaten Yahudilik Allah'ın gönderdiği bir din değil ki hocam. Allah'ın gönderdiği bir din İslam. Orada, millet onu bir Yahudileştirilmiş, Hristiyanlaştırmış. Orada şunu anlatmam. Şimdi de özür dilerim. Sünnilik, işte Şialık, Vahabilik aynı şey. Aynen. Orada şunu kavramak lazım. Onlar Üzeyr Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular. Evet. Yahudiler için. Şimdi sen de peygamber kutsallaştırırsan aynı şeye gelir. Aynı şeye gelir. Yine aynı ayetin içerisinde Tevbe suresinin 30. ayet-i kerimesinde Mesih Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular, evet. Hristiyanlar da. Yani Hristiyanlık insanların kendi uydurduğu dindir. Yahudilik insanların kendi uydurduğu dindir. Tevrat ve İncil'i, Allah'tan gelen vahiy orijinli Tevrat'la vahiy orijinli İncil'in Kur'an'la yakından uzaktan ayrılığı yok. Yani aynı. Hepsi birbirini doğruluyor. Şunu uzatabilir miyiz hocam? Mesela zaten diyor ki Vahabilik veya Şialık veya Sünnilik. Bunların da hepsi Müslüman insanların uydurduğu bir dindir. Dindir, aynen. Evet, doğru. Tamam. Şimdi o zaman... Dörtte birer tutulduğu ya. O zaman Allah buz gibi o çift tırnaklı hayvanları helal ettiği halde kendilerine bunlar haram etmişler. İşte Allah bunu haram etti diyor. İşte bu Kur'an'ın konuşma dilini kavradığımız zaman mesela siz atmadınız okları Allah attı. Şimdi anladım. Ben ne demek istediğinizi anladım hocam. Şunu demek istiyor. Çok özür dilerim. Sözünü bana gidiyorum. Siz haram yapmaya devam ettiniz, size haram kılınmış gibi oldu. Aslında ben haram kılmadım. Evet, işte bunları haram kıldık diye anlatıyor Kur'an. Bunu yakalamak lazım. Ha, ben anladım, şimdi çok iyi anladım. Ha, o İsa dedi ya, Yahudiler evet. Kendilerine haram kıldılar. Ben şimdi şöyle, yani bunlar bir şey üretmişler. Bu haramdır, devam etmişler, kendilerine haram etmişler. Allah da kendi kendine ben haram etmedim ama siz haram ettiniz, haram kıldık. Olabilir yani mantıklı. İsterseniz evet. Devam edelim. Yine. Şu şeyi bir açalım. Bu çok önemli çünkü. Onlar kendi kendilerine aslında Allah haram kılmamış. Bunlar kendi kendilerine haram kılmışlar bunu. Heh. Allah da öyle devam etmişler. Aa, haram size demiş. Mesela Musa'ya bütün süt annelerini haram kılmıştık der. Aslında süt anneleri
bir peygamber de helal olur da bir peygamber de haram mı olur? Evet. Orada Musa'nın emmediği için haram kıldık ifadesini kullanırız. Anladım. Yani, sebebi bilinir. Buradaki edebi sanat. Edebi sanat. Daha güzel bir sebebe anladım. Bağlayarak olayı anlatıyor. Olabilir. Araf suresinin 157. ayeti bu konularla ilgili o kadar mesajlar veriyor ki. Araf 157. Biz de Musa'ya elindeki değneğini aç diye vahiy. Araf. 157, 117 okuyun pardon. 164 özürsü sayın. 157'yi okuyun. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazıldıkları Rasul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten uyar. Bir dakika. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmiye haber getirici olan elçiye uyarlar. Kim bunlar? Onlara iyiliği emreder, kötülüğü alıp koyar. Yahudiler ve Hristiyanlar diyor. Evet. Yahudi ve Hristiyanlardan hangi birisi ümmi peygamber olmuş? Göster bana. Bak orada o kadar güzel mecazi anlatımla bir şeyler anlatmış ki falan. Aslında vahiy orijini din Allah'ın Musa'ya ve İsa'ya gönderdiği dindir. Musa'ya gönderdiği din kitabının adı Tevrat, İsa'ya gönderdiği din kitabının adı da İncil'dir. İşte Musa ve İsa öldükten sonra aradan Musa'dan sonra 1500 yıl yaklaşık olarak İsa'dan sonra da 350 yıl geçtikten sonra kaleme alınmaya başlıyor. Bugünkü hadislerin alındığı gibi. Yani Tevrat böyle dedi. Kim dedi bunu? Ahmet'ten, Hasan'dan, Mehmet'ten topluyorlar. İznik Konsülü'nde 325 yılında eski ahit, yeni ahit diye kitap çıkarıyorlar. Başlıyor. İnsanların uydurduğu kitap bu. Şimdi Tevrat'ın şu günkü insanların uydurduğu, yazdığı Tevrat'ta böyle bir ibare var mı? Yok. İşte oradaki vahiy orijinli Tevrat ve... Ben şeyi anlayabilirim hocam. Çünkü Kur'an'da ayet var. Bir önceki kitapların tasdikleyicisi diye ayet var. Ben şimdi şu Adem'in okuduğumuz ayetten Arap Enam 100 kaçtı? Yani 146. 146. Ben bu ayetten şeyi kafamda o edebi şeyi çözebiliyorum. Çünkü önceki kitapların aynısını gönderdiyse Allah kitabı değiştirmemiş. Değiştirmez. İnsanlar kendi kendilerine yasak etmişler. Bir şey diyemeyim buna. Bak hep şöyle anlarlar. Yani Allah Yahudilere, sanki Allah Yahudilik Musa'nın getirdiği bir dinle oluşan bir din anlayışında olanlar, o zaman Yahudilere haramdır. Şimdi İslam'da bunu helalleştirme anlayışı. Musa'da da haram, İsa'da da haramdır. Haram olanlar. Bütün peygamberler de haramdır. Ben ısrarla üzerinde durarak duruyorum. Evet, devam edelim ayet okumaya. Araf 157. Yani onların şu günkü Tevrat'ında, İncil'inde ümmi peygamberi tasdikleyici bir ifade yok. Evet. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haramlar. Bak şurada hemen durmaklayalım. Yani yeni gelen peygamber, Yahudi ve Hristiyanların Allah haram kılmadığı halde haramlaştıranları helallere dönüştürüyor. Helal kıldığı şeyleri de haramlaştıranlara işte onu değiştiriyor o peygamberle. Yani haramı helal, helali haram yapan toplumun yaptığı yanlışı yeni bir peygamberle düzeltiyor. Evet. Onlara iyi temiz şeyler, helal kötü ve şeyler haram kılar. Üzerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Üzerinde ağır yükleri zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterirler, ona yardım edenler ve ona indirilen Kur'an'a uyanlar var. İşte onlar kurtuluş erenler. İşte yani kim o peygamberi destekler ve tasdik ederse, onunla hemdem olursa işte kurtuluşta olan odur diyor. Bugün sor İslam toplumlarının içinden bazı
arkadaşların dediği gibi Hristiyanlar cennete gidecek, Yahudiler cennete gidecek, bunlar hikaye. Hayır, kim diyor ona gidecek hocam? Öyle çok. Ha, var. Şey diyor. Ya kim derse isim koymuş galiba. Evet, üstadından şundan bundan diyorlar. Evet. Çünkü Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli dini yaşayan ve söyleyen insanlar cennete gidecek. Şunu da diyorlar hocam. Belli bir dönem cehennemde yanacak, yanacak sonra cennete gidecek. Öyle bir şey yok. Onları uyduran Hristiyanlardır diyor. Yahudilerdir evet. Diyor. Onu anlatıyor. Cehenneme giden, cehenneme cennete giden. Evet çünkü ayet şeyler geçiyor. Çünkü ayetler evet. Bize sarı yani, kim o peygamberi tasdik eder ve desteklerse işte kurtuluşta olan şimdi olur. Bu peygamber yok hocam. Otomatik yani bunu biz biliyoruz ama yine burada işte soruma karşısında söylüyorum. Biz bu peygamberi nasıl besleyeceğiz? Peygamberin getirdiği Kur'an'ı hayatımızda işte. Şey yapacağız işte değil mi? Allah peygamberlik ayetini nesletmiş yerine Kur'an ayetini getirmiş. Bu adam şöyle diyor. Kur'an'ın herkesin kafasına inseydi Allah peygamberi niye gönderdi? Ya Allah Allah biz Allah'a şey mi yaptık? Allah peygamberi gönderdi eyvallah başımızın tacı. Peygamber şimdi yok. Yok. Nerede bulacağız peygamberi? O zaman da öyle diyenler var. Aa olmuş. Hadisleri işte bir şey yapıyor. O zaman da öyle diyenler olmuş. Evet. Devam edelim. Evet, şimdi neydi? Biz buradan nereye geldik? Yani peygamberlerin bunlar şu anda Yahudiler ve Hristiyanlar Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu kabul etti. Ve dolayısıyla bunlar Kur'an'a göre ebedi cehennemdir. Aynen. Kendi kendilerine aldatmak. Şey de var hocam. Bunlara kabul etmesi için Saf Suresi'nin 6. ayetinde de hani diyor ki sizin onların kitabında yazıyor. Saf Suresi 61 olması lazım. Bakın hocam. Belki biliyorsunuz da yani şey açısından söyleyeyim. 6. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiğim peygamberim demişti. Fakat siz onlara başka bir şey gelecek, bu başka bir siz dediler. Yani bizim peygamberimizin ismini onların Tevrat'ta söylüyor. Anladım, anladım. Ha. Öyle. İşte öyle de az önceki Araf 157'de de geleceğini söylemiyor mu? Hı hı. İşte ümmi peygamberin geleceğini doğru. Yazılı olan kitaba iman ederler diyor. İyi, onlar öz evlatları gibi tanırlar. Bak şimdi önemli ayetler, hepsi önemli ayetlerin de burada insanlar arasında karşılık çıkan ayetlerden birinden sana da ey Muhammed önündeki kitapları doğrulayıcı ve ona bir şahit, gözetleyici olarak kitabı indirdik. Yani Kur'an'ı indirdik. Öyleyse aralarına Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva isteklerine uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol, yöntem kılın. Şimdi burada her biriniz için ifadesini sanki her peygamber için anlamışlar. Kesinlikle doğru değil. Her iki yol var. Birisi Rabbani yol. Bu yolun belirleyicisi Allah'tır. Birisi kendi vahyi bilgilerini peygamberler aracılığıyla insanlara iletip duyurur. İkincisi de gayri Rabbani yoldur. Bu yolda olanlar da kendi aralarında yüzlerce, binlerce tarikatlara, mezheplere, meşheplere, ayrı ayrı dinlere sahip olan insanlardır. İşte farklı ümmet, farklı şeriat olanlar bunlardır. Evet. Devam edelim. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. Tek bir ümmet yaşadığı hayat hepsinde aynı. Kesinlikle değişiklik yok. İşte Müslüman olanların tek bir ümmet, Müslüman olmayanların da farklı farklı ümmetler olduğunu söyleyen Kur'an bunu anlatmak istiyor. Bunlar da ancak verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlardan yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'ındır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Yani Allah ne Hristiyanlık dini göndermiş, ne Yahudilik dini göndermiş. Allah gönderdiği dinin adı İslam, bütün peygamberlerle getirdiği dinin adı İslam, teslim olanların adı da Müslüman. Tek bir ümmet, tek bir şeriat,
Ve Allah tarafından üstü kabul görecek olan da bu yolda olanlardır. İsrailoğulları ne oluyor? Irk mı oluyor? Efendim? Yok. İsrailoğulları ırk. Türkler, ırk. Nasıl Türkler, Kazaklar, Fransızlar, İngilizler, Türkler. Evet. Hocam, bunu anladık. Başka konuya geçelim. Devam edelim. Zaten bu konuyu işte farklı farklı ümmetler, şeriatler, Müslümanlar, Müslüman olmayanlar için kullanılan ifade edilir. Müslüman olanlar, Müslüman sadece tek Müslüman. Bir ümmet, tek bir şeriat. Zaten Fussilet Okulu'nda onu söylüyor. Evet. Peygamberler arasında ayrım yoktur. Evet, yoktur. Bunu da şöyle yorumluyormuş değil mi? Yani bütün peygamberi seviyoruz, bütün peygamberleri seviyoruz ama bize peygamberimiz başka diyor. Hayır. Yani orada öyle bir yorumluyor. Ayıramazsın, Kur'an'ın ayeti var, ne yapacaksın? Yok ki Kur'an, bak. Seni yaratmasaydım, insanlar söylüyor bunu, seni yaratmasaydım, iki cihanda yaratmazdım diyerek haşa, son peygamberin en üstün peygamber olduğunu haşa, söylüyor. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş olanlarız. Doğru. İnanma ayırt etmeyiz diyor. Ayırt etmeyiz. İnanma da ayırt etmeyiz ama bizim peygamberimiz son peygamber. Bütün peygamberler, bütün dünya her şey onu yüz gözlemeden yaratırdı. Ya o hikaye. Onlar hikaye. Bak bir ayet daha okuyayım bunu destekleyen. Bakara suresi 285 burada. Elçi kendisine Rabbinden indirilenlere iman etti. Müminler. Allah orada bize yolu gösteriyor zaten. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Hiçbirini birbirine. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış yani, ancak sanadır. Dediler. Ya bir yanlışlıkla hocam, onu öğrenmiştik de mesela ümmi, burada bak Diyanet bile çevirmiş. Ümmi okuma yazma bilmeyen insan demektir. Kesinlikle. Ancak yani, okuma yazma bilmeyen her insan bilgisi olmayacağı için ümmi cahil demek değildi. Bak bak. Ya kitaptan haber olmuyor. Şimdi ümmi ödül dilerim. Okuma yazma bilmeyen insana ilk gelen ayet oku olur mu? Nasıl? Neyi okuyacak adam? Ben bir şey okuyayım. Neyi okuyacak? Orada ayet belki vahiy oku anlamında anlaşılabilir ama ümmi kelimesini şu ayetlerde toparlayabiliriz. İstersen onun üzerinde biraz duralım. Cuma suresi 2. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. O ümmilere, evet, İçlerinden kendilerine ayetleri okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apakıcık bir sapıklık içindeydi. Evet. Bak, ümmiler... Size karışmış gibi olmaz da, hiç çıkartıp duydum. Ümmi, okuma yazma bilmeyen demek değil. İlahi bilmeyen, bilmeyen. Tevrat, İncil, Zebur gibi diğer ilahi kitapları okumamış, yazmamış, evet, demektir. Biz aynı şeyi konuşuyoruz. Yani hangi bir dine mensup olmayan demektir. Sapkın bir şey. Onun için de dinsiz gibi anlaşılmasın diye de Resulullah'ın ne Hristiyan, ne Yahudi, ne de Davud, ya onları da ötesi İbrahim'in dini, Hanif dini diyorlar. Aslında aynen. Mevcut dinlerden, o zamanki mevcut, o zaman Hanif dini diye bir şey yoktu ki aslında. Yani İbrahim'in dini diye bir şey yoktu ama çizgi o çizgiydi, Hanif çizgisi. Hanif de yönelen demektir. Bütün yanlış ortamlardan yine de Allah'a yönelmesini bilen demektir. Yönelen. Hocam Hanif. Diyanet yazmış bak, ümmi okuma yazma bilmeyen insan yani, demektir. Zaten Diyanet bozuyor işte, biz de olan hocam. Dinim bozan mesela şekilde de, bak Fussilet suresi, hocam çok güzel buna açıklık getirdi. Fussilet suresinin 34, iyilikle kötülük bir olmaz, kötülüğü en güzel şekilde sap, bir de bakarsın ki senin arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiş. Burada biz ne anlıyoruz? Kötülüğe iyilikle karşı. Aslında ayette bu anlam yoktur. Yani bunun yanında bir anlamı daha var. Hocam siz burada... İyilikler bir değildir. Yani her iyilik bir değildir, her kötülük de bir değildir. Eşit değildir. Sen hepsini de, iyiliğin de her çeşidini, kötülüğün de her çeşidini onun
daha iyisiyle karşılık ver, defet. O zaman işte seninle aranda ya düşmanlık bulunan kimse yakın bir veli gibi olur, dost gibi olur. Yani kötülük yapana da mı kötülük yapacağız? Hayır, hayır. İyi işte. Şimdi kötülüğe en fazla misliyle cevap verebilirsiniz. Savaş ayrılığı için var. Ama iyiye en az misliyle cevap verebilirsiniz. Bakın. Kötülüğe en fazla misliyle, iyiliğe de en az misliyle. İyiliğe en az misliyle, onun üzerinde daha çok iyilik yaparak cevap vereceksiniz. Kötülüğe de en fazla misliyle, onun altında. Nedir onun altında? Kötülüğün yarısı. Daha az. Hatta hiç kötülük yapmamak. Hatta kötülüğe karşı iyilik. Şimdi bir insan, hani Müslüman öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Oysa ne anlaşılır bu? Ve ya sen öldürüyorsa sen bir an önce elini çabuk tut, sen onu öldür diye hep tavsiye ederler. Abi böyle değil. Ya Müslüman, İslam öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Aynen onun gibi. Sana kast edeni sen iyilikle cevap ver, o sen de dirilsin. Hazreti Ali'nin uygulaması gibi. Olsun, mahcup olsun. Kılıcı kaldırıp vurulmasın. Bu Hristiyanlar da şöyle anlaşılıyor. Çok özür dilerim. Yok, rica ederim. Şöyle anlaşılıyor. Hristiyanlar da böyle uygulanıyor. Biri sana bir tukat vurduysa sen öbür yanağını da çevir. Bu yanlış. Hristiyanlar da bunu yanlış uyguluyor, yanlış anlıyor. Sanki Hazreti İsa öyle demiş gibi. Halbuki öyle değil. Diğer yanağını da çevirsen sen kötülüğü teşvik etmiş olursun. Bir daha vur demiş olursun. Böyle şey mi olur? Yani orada hep kötülüğü de iyiliğe de en iyisiyle karşılık vermek. Doğrusu anlamadım. Teşekkür ederim. Teşekkür hocam. Hocam şimdi ilahiyatçı kültüre bakmadığı için, hocam ilahiyat profesörü değil, işletme profesörü, işletmeyle ilgili yani. Ben de öyle yani, ben şeyle, diyanetle, ben ilahiyatla alakam yok. Hı. Evet hocam. Şimdi peygamberin söyledikleri vahiy ve yaşadıkları vahiyin pratik hayata uygulamasıdır. Doğrudur. Şimdi insanlar iki kaynaktan söz eder sürekli. İslam toplumlarında büyük bir yanılgı, kankilen halinde dönen bir yanılgı. Kitap, Allah'ın gönderdiği vahiy bilgiler. Sünnet ise Peygamberimizin Kur'an'dan anladıkları pratik hayata yaşadan geçiş diyorlar ama Kur'an'ın dışında yüzlerce, binlerce hadis dolu her zaman. Ben hadislerim hocam, özür dilerim, hiçbirini kabul etmiyorum ya, kusura bakmasın kimse. Beni peygamber düşmanı da kimse göremez. Çünkü bunu Kur'an bana söylüyor, yanlış anlamayın. Kur'an, yanlış mı konuşuyorum, ben yanlış mı düşünüyorum? Doğru söylüyorsun tabii. Evet. Şimdi Kur'an şöyle diyor. Peygamberin yerini ve konumunu tanımlarken. O Kur'an, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Evet. Eğer o bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı, hadislere söylüyor. Muhakkak onun sağ elini, bütün güç ve kudretini çekip alıverdik. Sonra onun can damarını elbette keserdik. Yani hadisler diye söyleyenlere tokat gibi bir cevap işte. Sadece o değil ki hocam. Câsiye 6, Mursalat 50, Kalem 35, 36, 37, 38. Yani bunların hepsi ayetler. Yani peygamber kalkanını kullanarak İnsanlar kendi dinlerini insanlara empoze etmişler. Bunlar da bu ayetleri delil göstererek hadisleri kutsallaşıyor. Ha hocam, Meryem suresi de mi? Yok. Değil ki, o kendi havasından konuşmaz. Ya diyeyim, o konuşmamış, Buhari konuşmuş, tamam mı? Aynen öyle, doğru diyorsun. Onlar da bunları öyle söylerek bunları bize delil olarak. Bak mesela, suresinde, Necm suresinde, yok Tahrim suresinde, 3. 4. ayetlerde vahiy gayri metlu geldiğini söylediler. Halbuki öyle bir şey yok. Yani peygambere geçen de çok biriniz açsın isterseniz onu. Hocam onu söylerler bak, ben biz söylemiyoruz hocam bunu. Ama çok önemli mesele. Bak içimizde bile çok yanlış anlayanlar var. Tahrim suresi 66. surenin 1. ayetinden başlayalım. Onu bir okuyalım. Ben ona bakabildim. Ne bitti? 1. ayet mi hocam? Ayet, tahrim. 1. ayet varsa oku bakalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber, eşlerin rızasını kazanmak için neden Allah'ın helal kıldığı şeyi kendine haram ediyorsun? Yine de Allah çok bağışlayıcıdır. Sınırsız merhamet kaynağıdır. Burada bir yanlış yaptığı var peygamberin. Evet. Eşlerinin hatırı için Allah'ın helal kıldığını haramlaştırıyor. Biz bunun ne olduğunu Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den, geleneksel din anlayışından değil, Kur'an'ın kendisinden anlayacağız. Devam edelim ikinci ayet okumaya. Doğrusu Allah yeminlerinizi bozup kefaretini verebileceğinizi size bildirir. Zira Allah sizin efendinizdir ve o her şeyi bilendir, her hükmüne tam isabet edendir. Buradaki yemin, kadınlar Kur'an-ı Kerim'de yemin birkaç anlama gelir. Buradaki yemin, peygamberin kadınlarıyla evlilik sözleşmesidir. Evlilik sözleşmesinde kesinlikle ne erkek ne de kadın o vahyi çizgiden sapamaz. Eğer vahyi çizgiden saparsa mutlaka Kur'an'ın Mümtehine suresinin 10. ayetinde o inkar eden kadınlar Müslüman erkeklerin nikahı altında duramaz, onu nikahını bozun der Allah. Devam edelim ayete. Bak bu çok önemli. Hani bir gün peygamber eşlerinden birini bir hadiseden sırrına ortak etmişti. Fakat eşi bu sırrı ifşa edip Allah da onu bildirince o hadisenin bir kısmını da anlatmış ama bir kısmından hiç söz etmemişti. Nihayet eşine yaptığı bildirince bunu sana kim haber verdi demişti. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan haber verdi diye cevap vermişti. Bak, burada hep anlattıkları şu, tefsirlerde hep öyle geçer. Peygamber hanımlarıyla, Maria diye bahsederler de, kim olduğunu Allah söylemez. Bizim onu söyleme hakkımız yok. Ama eşlerinden olduğu belli. Orada iki tane hanımı Peygamber aleyhine tuzak kuruyorlar. İşte kurmuş olduğu bu tuzağı Allah peygamberine haber veriyor. Yani bu Kur'an'ın mantığı içerisinde doğru değil mi? Yani insanlar bir yanlış yaptığı zaman, münafıklar bir yanlış bir söz getirdiği zaman, ey peygamber bak yanlış haber getirdiler, dikkat et kendine, bunlar münafık demiyor mu? Bildirmiyor mu Allah? İşte hanım, iki hanımının yanlış yaptığını, istersen onu 4. ayete oku, ondan sonra şey yapalım. İstediğin içindeki parantez içindekilerini de okuyayım. Onlara de ki, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz iyi olur. Doğrusu her ikinizin de kalpleri kaymıştır. Siz ikiniz de eğer ona karşı dayanışma içine girerseniz unutmayın ki Allah, evet onun dostu, odur. Buna ilaveten Cebrail, müminlerin en seçkin olanları ve hepsinden öte melekler de onun destekçileridir. Neymiş buradaki peygamberin hanımlarının hatır için helal kıldığı nikah bağını devam ettirmesi anlamında kullanmış. Bak, başka bir arkadaş anlatmıştı da ne kadar yanlış. Evet, olabilir. Çok yanlış. Çünkü orada iki peygamber, iki kadın peygambere tuzak kuruyor. Peygamberi inkar ediyor. Ve Allah da bunu peygamberine haber veriyor. Ve dolayısıyla çağırmasını istiyor. Onları boşa demek istiyor. Boşa demek. Orada şunu diyor bak. Biz ikimiz en başka kimse yoktu. Bunu sana kim haber verdi deyince peygamber de diyor ki bana Rabbim haber verdi. İşte bu iman etmeye yeterli bir delil değil mi? Kimsenin olmadığı yerde Allah kendi yaptıklarını tıpatıp söyleyebiliyorsa demek ki inanmadıkları Allah'a, Allah'ın bunu yaptığına bir delil olduğunu gösteriyor. Yani oradaki bal şerbeti, pekmez şerbeti değil,
haram edilen oradaki iki kadının boşamalarıdır. Olay. Evet. Devam edelim konumuza isterseniz. Hocam bu konuda hiç kimse böyle anlayamaz bir vatandaşlara. Ya anlamazsın. Ama bu erdemi konular ya. Ya bu, biz biraz daha Kur'an'ın içine giriyoruz yani. Yani Kur'an'ın içerisine girdikçe bunlar çözülecek. Bak ben 35 yıldır Kur'an'dan çıkmadan Kur'an'la yüz yüze oldum. Ya hocamın şeyi çok güzel. Hocam şunu diyor yani. Kur'an'ı diyor Kur'an'dan tefsir edeceksin. Hiç başka kitaba ihtiyaç yok. Ki zaten onu çözmüş. Bakın yani. Benim tefsirlerime bir bakın. Bir de başka tefsirleri karıştırın. Hocam tefsiri nasıl yapıyor? Biliyor musun? Nasıl diyoruz ya Kur'an okuyunca anlarsın diye. Adam dedi ki yani bunu bu şekilde anlamadı. Hani bu okuduğu mantıklı anlar ya. Başka şekilde bak anlayamaz şimdi, şu an. Ama doğru olan bu değil mi? Şimdi, bakıma şimdi şöyle söyleyeyim. O şimdi ilk başta anlamaz. Kur'an'ı bir 5-10 lafa 20 lafa okusa anlamaya başlar. Kur'an içine açıyor. Içine. İşte çözemediği yerden yavaş yavaş çözülmeye başlar. Bak Kur'an'da bir kelime hangi anlama gelmiş bir arama motoru var. O arama motoruna onu yazdığın zaman onunla ilgili bütün ayetler karşına dökülüyor. Ve orada o kelimenin o ayette hangi anlama geldiğini rahatlıkla anlayabiliyorsun. Bir yerde hocam özür dilerim, çok özür dilerim. Şimdi Tahsin'le şöyle söyleyeyim sana. Bizim yeni Kur'an'a tanışan bir kardeşim, sen yeri derken ben de yeri tanışan bir insanım. Yani bizim mevzumuz bir senedir diyelim. Böyle. Başka çalıyım. Şimdi şunu söylüyorum. Ki ben de aynı düşünüyorum. Yani ben de aynı sizin, yani şimdi şu an sizin millete yanlış gelenler çoğusunu biz o gün ben size istedim aldım da gördüm. Çoğu şeye ben katılıyorum. Hani onlara 2-3 şeye katılmadığımı söyledim. Ama şimdi sistemin mesela, şimdi bir ayet mesela şu şeyde. Ben ona da katılmaya başladım. Yani edebi olarak, hani insan şimdi şöyledir. Sen yapmıyorsun, kendin haram etmişsin. Artık haram kılınmış gibi olmuş oluyor yani. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten Allah senin yaptığına... Çünkü neden? Çünkü neden? Ben şimdi düşündüğüm zaman şöyle düşünüyorum. Çünkü Allah şöyle diyor Kur'an'da. Size önceki ümmetlerin tasdik edicisi bu kitabı verdik. Allah kendisiyle çelişir mi? Haşa. Asla ve kat'a. Demek ki doğrudur. Aynı şey. Peygamberimizde de aynı. Bütün dinlerde gelen bütün din aynı. Çünkü zaten mesela şeyde de diyor. Bakara suresinin 85. ayetinde de olması lazım. Biz İsrailoğullarına anne babasına iyi olmasını, zekatı, namazı, şunu bunu hepsine aynı şeyler emrettik. Yani evet. Şunu demek istiyorum. Ha bu da şimdi kafasında biraz ya, bu biraz daha bu Kur'an içine girince çözülmeyecek ortaya. Hocamın da şeyi şöyle, tezi. Hocam Kur'an'ın ayetini başka ayetinden tamamladım. Ve bu da en güzel. Benim zaten böyle olması lazım. Yani bir sistem, sistematiğini kendi sistemi içerisinde anlatmış. Mesela Nasrettin Hoca düz bir yolda o anda bu yönde dolaşıp bir şeyler arıyor. Ey hoca, diyor yoldan geçen birisi, ne yapıyorsun diyor. Ya parayı yitirdim de onu arıyorum. Nerede yitirdin parayı? Çöplükte yitirdim. Niye burada ararsın? Burada araması kolay da ondan burada arıyorum diyor. İşte insanlar Kur'an'da araması zor diye Kur'an'ın dışına çıkmış insanlar. Hazır diyor oradan bulup getirecek, yiyecek. Olay bu. Evet. Tamam hocam, devam edin. Evet. Bütün peygamberlerde haram ve helal farklılığı yoktur. Evet. Allah birine bir şeyi haram kılmışsa diğerini de haram kılmış. Doğrudur. Allah bir şeyi birisine helal kılmışsa diğerine de onu helal kılmıştır. Doğrudur. Kesinlikle birine haram kıldığını diğerine helal kılmaz. Şey suresi 61. surenin 6. ayeti aslında hani Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim. Ya bak bu da orada geçiyor. Bak yani İsa, bak, 61. surenin 6. ayetinde, Araf suresinin 157. ayetinde. Bunu ya, Saf suresi, demin okuduk hocam. Yok,
Saf suresi de var, Arap suresinde de var. Ümmi bir peygamberin ya, bir tanesi. Tamam, okuduk hocam, tamam. Evet. Önderilmiş bir ilçeyim. Tamam, okuduk ya. Saf suresi. Okuduk, evet. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı, benden sonra ismi Ahmet olan bir ilçinin de müjdeleyicisiyim demişti. Fakat oğulları apaçık belgelerle gelince, bu açıkça bir büyü demişler. Yani her peygamber, bak bu çok önemli. Şimdi Kur'an'daki o anlaşılması zor meseleleri de bu ayetleri bilerek yaklaşmak, onu çözmek gerekiyor. Tamam hocam, geçelim. Evet, bir ayet daha vereyim, bunu belgeleyeyim. Kur'an'da bir ayette bir şeyi doğru söylemiş, doğru anlamışsam mutlaka onu destekleyen ayet olması lazım. Bu kafanızdan hiç çıkmasın. Nahl Suresi'nin 118. ayetinde Yahudi olanlara da bundan önce sana aktardıklarımızı haram kıldık. Yani sana neye haram kıldıysa onlara da onu haram kıldık. Ama onlar helali haramlaştırdılar. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmediyor. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Evet. Bak çok önemli. Anladım. Ben şimdi çok iyi anladım bu şeyi. Zaten, yani kendi kendine yasak koymuş. Allah aslında ona zulmetmemiş, yasak etmemiş. O kendi kendine yasak koymuş, kendine zulmediyor. Farkında değil. Çok çetrefilli, çözemeyecek insanların, bütününün çözemediği insanların çözemediği bir konu. Hz. İsa peygamber babasız değildir. Babası Zekeriya peygamber. Yani işte bir burada katılmadığım şimdi şey. Bunun genişli bir inceleyelim istersen. Evet, bunu inceleyelim. Şimdi istersen hanginiz açacaksa Meryem suresi. Açalım hocam. Fatih suresi. Meryem suresi. 14.100. Güzelce bir iş diyelim. 10 iş diyelim, evet. 10 iş diyelim. Hocam doğru bildiğimiz yanlışlar diye bir şey var. Biz yaklaşık çoğuna katılmış olmakla şartlı Hz. İsa babası değildir. Şeyinle ben katılım çünkü ayet var dedim. Bakalım ne yapıyor. Meryem suresi kaçtı hocam? 17'den başladı, 16'dan başladı. Kaç yaşadı? Cimayla 306. 304. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyayım mı hocam? Tabii tabii. Ey Muhammed! 306 kaç? 306 ayet kaç? 17. 16'da bu kadar. 16-17'nin bir de çıkmıştım. Bu kitap, ey Muhammed, kitapta yani Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında abi 305. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Bak. Şimdi bu ayet mi varken? Ayetin orijinaline bakalım. Orijinalini okuyayım. Oku ayetin orijinalini. Cebrail diye bir kitabı geçiyor. Ses de burada. Başkaları da duysun. Ya Yahya kudil kitabı bu ve ateynev lehkime sabiyye. Ama bu değil bu ayet. 17. okuyacağım. Sen 17. okuyacaksın. Fettehadet 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fettehadet, doğru. Fettehadet min dünihim hicâmen felsenne ileyhe ruhana fetemethele lehe beşeran seviyye. Kâlet inni e'udu birrahmeni in cünte teqiyye. Yani Meryem Mide doğu tarafına çekilmişti. Kavmiyle kendi arasına bir perde çekmiştik. Biz de ruhumuzu göndermiştik. O da düzeltilmiş bir beşer kılığında görülmüştü. Şimdi burada üç kelimeyi doğru anlamamız lazım. Bir, perde kelimesi. İki, ruh kelimesi. Üç, düzeltilmiş bir beşer kelimesi. Düzeltilmiş beşer nerede hocam? Burada ben göremedim. Orada seviyen dediği şey düzeltilmiş bir beşer. Eli yüzü düzgün bir insan suretinde göründü. Tam bir insan şekli. Yani, bak onunla da ona çıktı bak. Hayır orada bak. Denetim halinde yok. Ya çok çarpmıştır. Yani, tam bir insan şeklinde görmüş. Yani, tam bir insan nedir? İşte peygamber için kullanmış bunu. Peygamberden başka tam bir insan olamaz. Peygamber düzeltilmiş insandır.
Bunu bilmek lazım. Bak, önce Kur'an-ı Kerim'de perde kelimesini araştırdığımız zaman perde, inkar eden veya müşrik olanların iman edenler arasındaki yol farklılığı anlamında kullanmış. Tamam, onların gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri... Devam edeyim mi onun belki? Yok, yok. Bunları açıklayacağız. Bu perde, Meryem'in din ve yaşam biçimiyle kavminin din ve yaşam biçiminin farklılığını anlatır. Ve dolayısıyla Meryem'i kavminden Kur'an ayırır. Meryem, Kur'an'da iki övülmüş kadından bahseder. Bunlar ayetleri bul derseniz onlar da bulur. Ama gerek yok. Biliyorsunuz siz. Birisi Meryem. Meryem, diğeri ise Firavun'un karısıdır. Aman. Ya karısı Firavun'un karısı. Evet, evet. Öyle değil ki. Evet. Başka yok. İki de yerilmiş kadından bahseder. Birisi Lut'un karısı, birisi de Nuh'un karısıdır. Evet. Bunları bilmemiz lazım. Devam edelim. Meryem senden rahmet. Yok yok, oradaki sen Cebrail'i göndermiştin. Bak hep böyle anlamışlar ve dolayısıyla İsa ve Meryem hakkındaki anlatışların hepsi de yanlış. Doğru bir tarafı yok. Evet. Bak orada ruhumuzu gönderdik. Bak Nisa suresinde. Ruhu millet Cebrail olarak şey yapıyor herhalde. Öyle anlamışlar ama ruh kelimesi Cebrail'de hiç geçmez. Cibril geçer, orada Cibril de değil. Bak orada ruh geçer. Ruh kelimesi Kur'an'da 22 ayette geçer. Bunları araştırdığımız zaman 3-5 tane konuda ağırlıkla birleşir. Birisi insana üflenene ruh der. Birisi kitaba ruh der. Vahye ruh der. Birisi peygamberlere ruh der. Birisi de Allah kendisine ruh der. Bak şimdi bunları anlamakta bayağı düşük çekerler ama şimdi buradaki ruh kitap desek değil. Haşa Allah desek değil. Haşa melek desek o da değil. Ama buradaki ruh bir peygamber olması gerek. Başka olması düşünülemez. Çünkü İnsan Suresi'nin istersen sen açalım. Sen açabilirsen. Fethi kardeş, istersen Nisan Suresi 171'i açalım. Nisan 171. Nisan 171. Şimdi Nisa 171. Hitap etti. Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi. Meryem'e ulaştırdığı, onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Ruh, aslında ruh kelimesi. Yine İslam toplumlarında anlayan yok. Bak, insanı iki ana kategoride değerlendirmiş Kur'an. Birisi beden, can ve ruh. İkincisi de takva, iblis ve akıldır. Beden ve can olmadığı zaman ruh hiçbir anlam ifade etmez. Yani şu insandaki bütün hücrelerin takvanın ve fıskın aktif hale dönüşmesini sağlayan ruhtur. İşte o ruh peygamber anlamında kullanılmış. Yani Allah kendi gözetiminde kendi emriyle hareket eden bir peygamber. Allah'tan bir kelime ve Allah'tan bir ruhtur ifadesiyle peygamberleri kendi kumandası altında yaşayan bir insan olarak göstermiş bize. Ya evet. İçinde Allah'tan bir kelime olarak. Ama devam edelim hocam şu ayeti. Evet, şimdi bir ayet orada düzeltilmiş bir beşerden bahsediyor. Düzeltilmiş bir beşeri sadece peygamber için kullanmış Kur'an'da. İstersen hanginiz çabuk bulabiliyorsa Hac suresinin 22. ayet gelmesinde. Gerek yok, aklımdan söyleyeyim. Bütün kovulmuş şeytanları peygamberlere musallat ettik. Ama onların kapmalarını kaldırdık. Kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. Yani peygamberlerden başka insanlara da şeytan musallat oluyor.
peygamberlere de musallat oluyor. Ama peygamberler de yanıldığı zaman düzeltilme olayı. Ve Kur'an'da çok yerlerde göremiyor muyum? Az önce söyledik. Allah'ın helal kıldığını, hanımlarının Allah'ın haram kıldığını hanımların hatır için helal kılıyorsun ayetiyle açıkladı. Abese suresinde bilince daha çok yerde geçecek. Yani düzeltilmiş bir beşer peygamber için kullanmış. Yani Meryem'e gelen insan olan, peygamber olan bir elçidir. Devam edelim şimdi. Meryem senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme. Yani Meryem kendi